Sevgili izleyiciler, insan bir bakıştan anlamalı. Yani insanı kamil bir bakışla ya da bir bakıştan anlamalı. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, herhalde diğer sahabe efendilerimiz gibi, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın Dar-ı Bekaya irtihalinden sonra mutlak surette tabi'in, Efendimiz'i görmemiş olanlar, İslam'la şereflendikten sonra ya da başka yerlerden Veysel Karani Hazretleri gibi tabi'in, elbette ki sevgili Peygamber Efendimiz'i merak ettiler bizim gibi. Onlar da sahabe efendilerimize sordular. Herhalde Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e sevgili Peygamber Efendimiz'i sorduklarında onunla ilgili bir hatırasını anlatır. Der ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh Ashab-ı Suffe'den bir zattır. Ashab-ı Suffe geçimleri sevgili Peygamber Efendimiz'in üzerine olan ve bir çalışma imkanları olmayan sahabe efendilerimizdir. Der ki, bir gün kendimi çok aç hissettim. Açlığımı gidermek için düşündüm. Dedim ki, mescitten çıkarken Ebu Bekir'e sorayım. Bir soru sorayım, herhangi bir soru. Herhalde anlar benim aç olduğumu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh mescitten çıkınca Ebu Hureyre radıyallahu anh Ebu Bekir hazretlerine bir soru yöneltir. Fıkhi midir, başka bir şey midir? Hazreti Ebu Bekir cevabı verir ve ayrılır oradan. Sonra Hazreti Ömer'i görür, Hazreti Ömer'e gider, aynı şeyi ona yapar. Bir soru sorayım, belki açlığımı anlar ve böylelikle beni eve yemeğe götürür der. Hazreti Ömer'e de bir soru sorar. Fakat Hazreti Ömer de cevabını verir ve yanından ayrılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh mescidin kapısına baktığında bir bakar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam çıktı. Ama ona cesaret edemez. Sadece bakar Efendimiz'e. Efendimiz de Ebu Hureyre'ye bakar ve şöyle buyurur. Ya Ebahir, gel der ve Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'i hane-i saadete götürür. Efendimiz'in evine ve karnını doyurur. Ebahir, kedi babası ya da Ebu Hureyre, kedilerin babası. 8 milyar insana baksaydı bugün sevgili Peygamber Efendimiz, 8 milyar insanın da maksadının, isteğinin, muradının ne olduğunu anlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ebu Hureyre'nin bir hatırasıyla sahurumuz bereketlensin diye Efendimiz'i anıp ona salat ve selam olsun, onun ehli beytine, ashabına ve bütün salih kullara, onu anarak bu geceki sahur bereketi programını başlatıyoruz. Efendim, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet'in birleştiği bu manevi atmosferde sizlerle birlikteyiz ve bugün çok özel bir konuğum, misafirim var, sevgili Bekir Develi. Onunla birlikte imsak vaktine kadar gideceğiz. Gündüzü tanıdı, bu gece geceyi de tanıyacak. İnşallah. İnşallah. Sevgili Bekir, şu anda şartlar değişti. Evet, hatırlarsan. Abi. Evet. Bazen öyle oluyor. Allah Teala önce bizi oraya oturtturdu. Sonra sizi buradan aldı, oraya oturtturdu. Aynen. İftar nasıl geçiyor? Ramazan sevinci, İyi, Ramazan şerif nasıl geçiyor? Şükürler olsun. 23-24 gün geride kaldı. 24 olacak bu akşam Allah nasip ederse. Güzel. Konuklar geliyor. Burası çok ciddi kalabalık oluyor. Ben çok şaşkınım yani. Sen de fark etmişsindir herhalde abi. Hiç kimse yok ve çok durgun. Yani şu an program yapmak için o kadar ideal. Bizim burada el sallayanlar oluyor. İşte yoldan sürekli araçlar geçiyor. Bütün bunun içinde o konsantrasyonu tutturmak birazcık daha zorlayıcı oluyor. Bir de belki de en önemlisi, siz ağzınız açıksınız şu anda. Yani biz orucun en böyle zor zamanı diyelim, son bir saat, hani en sabır gerektiren zamanında bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Sizde şöyle oluyor, iftar sevincini siz yaşıyorsunuz. Yani evet. Ramazan sevinci, sevgili Peygamber Efendimiz iki sevinci birbirine benzetmişler. Aynen. İftar sevinci neye benzer? Aslında mahşerde bir kulun cennetlik olduğunu duyduğu anki
sevinci acaba neye benzer dediğimizde, en alt limit miktar sevinci. O anı yaşıyorsunuz, hayatı siz yaşıyorsunuz. Bizle birlikte de gecenin sükun hali. Efendim aslında size de yemeyin diyen Allah Teala, bize de yiyin dediği anlar. Aynen öyle. İki yönüyle de ibadetteyiz. Aynen. Sevgili Bekir, müsaade edersen ben bir iki cümle aktarmak istiyorum. Buyurun öncelikle abi. Bekir Develi ile ilgili. Çünkü benim için çok özel bir hayatın var. Ve bu hayatı izleyicilerimizin de, bilenler için belki bir tekrar olacaktır. Ama bilmeyen kardeşlerim için de neden özel olduğunu da program boyunca inşallah. Ben de çok merak ediyorum ne söyleyeceğini abi. Allah sonumuzu hayredir. Öncelikle Almanya'da doğdun ve ilkokulu Almanya'da bitirdin. Bielefeld'de ve bir ev kadını, bir anne terzi bir babanın evladı olarak. Evet. Sonra babanın rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye dönüş yaptınız, Adana'ya. Bir mekan değişikliği yaşadın. Evet. Aslında bir insanın başarısının gerisine baktığımız zaman yaşadığı sıkıntılar onu belirli bir kıvama getiriyor. Sonra Adana'da okullar okudun, ardından Samsun Üniversitesi'ne gittin. Samsun'da hem hayatı öğrendin, hem bir eş, efendim, hem de hayatla ilgili birçok şey öğrendim diyorsun. Ve sonra biz seni kuyumculukta, efendim, tiyatro eğitimi ama bir de onunla hiç ilgisi olmayan kuyumculuk gibi. Hatta ben çok şaşırmıştım. Eskimo satıcılığı. Evet. Bilir misiniz abi Eskimo? Ben Eskimo deyince bir insan. Evet. Genelde öyle bilir. Kutuplarda yaşayan insan. Bizim oralarda, Adana'da Eskimo denen, buralarda meybuz olarak bildiği insanların bir şeyidir. Buzun içine böyle şekerli kahve yapılır. O dondurulur. İçine çöp sokarsın. O böyle küçük plastik kutulara konur, ıslak havluyla ve yazın o sıcağında Adana gibi bir yerde onu koşturarak satmak zorundasın. Hani öyle bir menkıbe de vardır ya, benim sermayem eriyor demiş ya adam. Evet. Ben diyor oradan anladım ömrün kıymetini. Koşturarak satmak zorundasın çünkü çok hızlı erir. Yani çok iptidai bir kutunun içindesindir. Abimle beraber öyle çokça satmışlığımız, bitmeyince de oturup yemişliğimiz vardır şey olmasın diye, israf olmasın diye. Onu da yapmışlığımız vardır. Şimdi bazen Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da dönme mecburiyeti olduğu zaman onlardan daha çok çocuklar etkileniyor. Evet. Senin o ilkokuldan hemen sonra Adana'ya dönmüş olmanla birlikte, yani unutamadığın sıkıntılar, karşılaştığın, çünkü dil değişiyor. Tabii Türkçeni biliyorsun, anne baban evde konuşuluyor. Evet. Ama Almanca eğitimi alıyorsun ve sonra da Adana'da yeniden sıfırdan başlıyorsun. Yani o dönemle ilgili sana ne kattı o yaşadığın sıkıntılar? Abi şöyle, yani Almanya'da dünyevi bağlamda müreffeh bir hayatımız vardı aslında. Sonrasında babam ani bir kararla şeye geldi. Bir işaretle aslında çağrıldı ve apar topar hepimizi okuldan aldı. Türkiye'ye dönmüş olarak bulduk. Çok kısa bir süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirdi ve hızlıca vefat etti. Sonradan anladık yani işareti verenlerin neye istinaden bizi apar topar Türkiye'ye çağırdıklarını. 7 kardeşiz, ikisi evliydi sadece. Geriye kalan 5 kardeş artı nene ve dede ve anne hep aynı evdeydik. Bir yıl öncesine kadar Almanya'da iyi bir okulda, iyi hayat standartlarında yaşarken, bir yıl sonrasında babayı kaybetmiş dul bir anne, bir gömlek atölyesinde ütücülük yaparken bulduk kendimizi. Yani ablalarım biri düğme dikerdi, biri ilik açardı. Ben ütü yapardım, abim paketleme yapardı. Hatta ara ara gömlekleri yetişmiyor diye kucağımızda taşırdık Adana'nın o sıcağında. Götürürdük. Nenemle dedem de ipliklerini temizlerlerdi, sağını solunu temizlerlerdi. Böyle bir hayatın içinde birden kendimizi bulduk. Ama derler ya, zor zamanlar iyi insanlar yetiştirir, evet, güçlü insanlar yetiştirir. Hani şu an baktığımda elhamdülillah iyi ki de görmüşüz. Yani
Babam hayatta olsa daha iyi olur muydu bilmiyorum ama Cenab-ı Allah böyle takdir ettiği için böyle iyi oldu diyelim. Tabii. Oradan şey çıktık yani, belki güçlü çıktık ailece yani. Şu an o karşımda ütü yapan abim elektromanyetik alanlar profesörü. Ablalarım Maşallah. evli. Ben kendi işimi yapıyorum. Elhamdülillah yani. Yani ben şunun için sordum. Çünkü zorluklar dediğin gibi güçlü ve idealist insanlar yetiştiriyor. Her ebeveyn çocuğunu zorluktan öte yaşaması için gayret gösterir. Yani zorlukla karşılaşmasın diye. Evet. Ama neden böyle düşünürüz? Çünkü bizi yetiştiren de o zorluklardır. Evet. Sonra bu zorluklarla birlikte senin ortaokul, lise döneminden sonra üniversite dönemin oldu. Ama bildiğimiz kadarıyla üniversiteden sonra mıdır bu küçük çaplı ticari çalışmaların? Abi üniversite boyunca Bu ben şunun için önemli. İnsanları tanımanın en önemli, yani insanları, çünkü latife ya da stand up ya da insanlara hitap etme, yani bunun altında insanları çok iyi tanıması lazım birinin. O tanıma işi üniversitede olabilecek bir şey değil. Yok, çocukluktan yani, ben babam daha geç vefat etseydi bu kadar komik bir adam olmayabilirdim abi. Yani mahallede siz birini hırpaladığınızda babasını alır gelir. Fakat siz biri tarafından hırpalandığınızda kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınızdır. Yani bu yetimliğin en zor kısmı budur. Aslında bu tür çok dezavantajlı yetişmiş çocuklar espri kabiliyetini birazcık sığınmak için, yani şaka yaptım diye bir şakayla geçiştirmek ve aslında bu bir koruma içgüdüsüyle bence gelişti diyebilirim. Çünkü zor zamanda bir şaka sizi kurtarabilir. Zekice üretilmiş bir mizansen sizi kurtarabilir. Belki o zor zamanlar bizi hani dikkat çekmek ya da içinde bulunduğun zor durumdan sıyrılmak ya da ben de buradayım diyebilmek için belki bir savunma mekanizması olarak başladı ve sonradan gelişti diye düşünüyorum mesela şu an 49 yaşındayken. Peki üniversite dönemi Samsun 19 Samsun'da Mayıs 19 Mayıs Üniversitesi. Üniversitesi, üniversite döneminin sana çok şey kattığını Evet. söylüyorsun. Kattığı şeylerden bahsedebilir misin? Abi yazın Almanca ve İngilizce bildiğim için kuyumcuda çalışıyordum yazları. 3 ay boyunca Antalya'da, Side'de, Manavgat'ta kuyumcularda tezgahtarlık yapıyordum. Sonrasında mezun olunca o esnada da okulun tiyatro grubunda amatör olarak böyle yer alıyorduk. Sonra üniversiteden mezun oldum. Tam zamanlı olarak kuyumculuk yapmaya başladım. Tezgahtarlık tabii, yani kuyumcu bizim değildi. Ve fakat sonrasında bir böyle içimde bu demek ki ukde kalmış. Ya dedik stand-up yapalım. Hani o zaman Peki da... Mete Tuncel'den, merhum Evet. Mete Tuncel'den tiyatro eğitimini Evet. Alman üniversite Yok, bu mezun olduktan sonra mezun oldu. stand-up yapacağım ben. İslami stand-up yapacağım diye o Ama bunun zaman da eğitimini almalıyım. aldım. Orada aldım eğitimini. Manavgat'ta aldım. Bir belediyenin altında küçük bir sahne vardı. Ücreti mukabilinde her akşam sahnede duruş, diksiyon, işte diyafram, bunları öğretti bize. O da Allah gani gani rahmet eylesin, vefat etti. O zaman o eğitimi aldık ve ilk gösterimiz olan Hacıların Çocuğuyum isimli gösteriyi, stand-up gösterisini o zaman sahneledik. İlk yaptığımız sahnede akrabalardan oluşuyordu genelde. Onlar da denedik, baktık yaşıyorlar, sonra karar verdik. Devam ettik yani bu. Şimdi benim sende gördüğüm savaşçı bir ruha sahipsin. Bu tabii yanlış anlaşılmasın. Yani mesela bir insan nasıl zeki olabilir? Bir insan başarılıdır. Fakat sende bir ön sezi, yani tabiri caizse bir etrafı iyi okuyabilme, hayatı iyi okuyabilme. Mesela pandemi hadiselerinden önce bir sosyal medya ile ilgili ciddi bir atılım yaptın. Ve sen o atılımı yaptıktan sonra da pandemi süreci devreye girdi ve insanlar senin bir yıl önceden hissettiğin şeye insanlar mahkum oldular Evet. yani. O da işte bir kanal, sosyal medyada YouTube kanalı başlattın ama bu herhangi bir YouTuber gibi bir çalışma olmadı. Evet. Yani bir ciddi bir müessese halinde işi çok ciddiye aldın. Efendim bir kanal kurdun ve bir eğitim, kültür programları yaptın.
Mesela geçtiğimiz Ramazan'da çocuklara yönelik bir Ramazan programı. Benim Ramazanım diye bir program. Benim Ramazanım. Ben bu tür yaptığın yani atılımlarda takdirle karşılıyorum. Allah razı Çünkü hem çokça programa gidiyorsun. Yani üniversiteler, efendim Avrupa sahneler var. Hem de bu esnada da insanların ihtiyaçlarını iyi okuyorsun. Tabii Allah Teala'nın vergisidir bu. Nasıl? Ama insanları tanımanın, bu senin geçmişinde bu insanları tanımanın da bunda bir faktörü oldu mu, yoksa kesinlikle sen kendine kesinlikle öyle mi gördün? Yani pandemi öngörülebilir bir şey değildi zaten Değil. Abi. Biz onu bilerek girmedik bu işe. Hatta o zaman biz beraberdik, sabah akşam Evet. oturuyorduk. Ömer hocam şey demişti, hani ben Allah rahmet motosikleti eylesin. satıp, Allah kendi kendine rahmet eylesin, motosikleti satıp bütün parayı YouTube'a basınca, deli misiniz kardeşim, bu kadar para verilir mi YouTube'a, sen manyak mısın falan. Hatta hala var kayıtları YouTube kanalımızda. Hatta sen Geldiğinde sormuştun bir programda ki, çok hocam ne saçma dedi. düşünüyorsun diye. Çok saçma dedi. Çok saçma bir şey yapıyorsanız bence dedi Bekir, bu hiç akıllı işi değil ama neyse bakalım falan dedi. Tabii onun perspektifinden öyle görünüyordu. Sonrasında kendi de açtı ama YouTube Tabii kanalı kendi de yani. açtı. Allah gani gani rahmet Allah rahmet eylesin. eylesin. Ben bunu kıymetli buluyorum abi. Yani bir sadaka-i cariyenin evinden birçok insanın hatırası birikti orada. Yani siz de yaşamışsınızdır. Bu programdan evvel, Ramazan'dan evvel kimleri çağıralım, konuklar kimler olsun Tabii, diye listeler tabii. önümüze konduğunda birçoğunun artık hayatta olmadığını görüyoruz. Yani bir gün gelecek, sunucuların da üstü çizilecek yani sırayla. Kime gelirse Dursun Ali abi olmayacak, Bekir Develi olmayacak, bir başkası olmayacak belki. Ama halen hayattayken güzel bir arşiv birikti aslında orada elhamdülillah sosyal medyada. Ve ben bunu kıymetli buluyorum yani. Sadaka-i Cariye'nin evinden kıymetli buluyorum. O çocuk iftarında Türkiye'de 22 milyon 500 bin çocuk var. Son nüfus sayımına göre ve bu 22 milyon 500 bin çocuk oruç tutsa da tutmasa da aileleriyle beraber iftar sofrasına oturuyorlar ve mevcut televizyon kanalındaki iftar programı neyse çocuklar da onu izlemek durumunda kalıyor. Oysa pedagojik olarak yani çocuklara hitap eden içerikler değil bunlar. Çocuklara özel hazırlanmış içerikler değil. O zaman öyle bir şey düşmüştü. Ya dedik, bu kadar herkes gelecekten şekva ediyor. Nesil ne olacak diye şekva ediyor. Ama geleceğe dair hiçbir şey yapılmıyor. O zaman çocuklara yönelik bir iftar programı yapalım diye niyet ettik ve geçen sene onu yaptık. Bu sene de Allah razı olsun Merve Gülcemal o işi sırtlandı, yüklendi. Sertaç abiyle beraber, Şifa ile beraber ve daha başka arkadaşlarımızla beraber bu sene de onlar yaptı. Çok da iyi geri dönüşler aldık elhamdülillah. Bazı televizyon kanalları da yaptılar. Zaten amaç kapı açmak, herkes oradan girsin ve bu Evet. iyilik çoğalsın yani asıl muradımız o. Yani yaptığın programlar da örnek teşkil etti ama bir de şöyle bir şey oldu. Kanala davet ettiğin bazı isimler vardı, Türkiye'nin tanımadığı. Fakat o programlarla yani cevherleri ortaya çıktı adeta. Evet, Ve elhamdülillah. ondan sonra insanlar istifade etmeye Elhamdülillah. geldi. Geri dönüşler nasıldı bu yaptığın çalışmalarda? Yani geri dönüşler çok müsbetti. Allah'a şükürler olsun. Hem çevremizde yani konuk olanlardan hem de izleyen tarafından. Abi o kadar çok insan var ki yani bu kıyıda hakkı konuşan, vatanına aşık, ahiret gibi bir derdi olan, temiz, saf gönül taşıyan çok güzel kardeşlerimiz var ve bunlar sadece Ramazan'dan Ramazan ekranlarda olmamalılar. Sair zamanlarda da onlardan haberdar olmalıyız. Çünkü biz de görüyoruz ki bir bir gidiyorlar. Yani değil mi? Nice kıymetli isimleri uğurladık. Rahmeti Rahman'a yolladık geçtiğimiz Evet. sene. Bu sene pandemi daha keza. Ben bu arşivleme işini kıymetli buluyorum. Çünkü istiyorum yani arkamızdan insanlar kalsın. Biz vefat ettikten sonra da sadaka-i cariye diye hani tanımlanan şeyler ağaçtır, medresedir, kitaptır değil mi hani dinimizde? Tabii. Ben bunun da ona dahil olduğunu düşünüyorum. Yeter ki rıza-i ilahi esas maksat yapılsın. Eğer buysa Tuğrul Efendi'nin mesela bir arşiv var YouTube kanallarında, bizde var. Ömer Hocam'ın bir arşiv var, konuşuyor. Onlar vefat ettiler ama hala onların sohbetlerinden istifade edebiliriz ve bu kıymetli. Ha, gündelik işler yapılabilir mi? Yapılabilir, aktüelite konuşulabilir ama bu geleceğe kalmaz. Yani bugünkü mesela siyasi program yaptığınızda bugün yöneliktir. Bir hafta önceki siyaset programını izlemeyiz değil mi hiçbirimiz? Tabii onu bir bitmiştir artık. Tekrar olarak kalıcı iş yani. Üretmeyi, kalıcı Fakat iş senin üretmeyi kıymetli. Background'unda bu tür programlar vardı yani 600
program yaptın. Evet, çoğu Gezi, TRT1'de, çoğu TRT1'de çoğu TRT1. yaptın. Hatta bu 7. mi yoksa 8. mi Ramazan? Bu herhalde 7. abi, tam 7. saymadım ama evet. Herhalde 7. yani. Ben 7 diye Evet, 7'dir. Duydum ama geçen de bir konuğuma dedim sizin Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili. Dedim sizin yaklaşık 58 tane enstitünüz açılmış yani maşallah dedim. Dedi o sayı 88 dedi. Sanki ben evde onu öğrendim, buraya gelene kadar 88'e çıktı. Eyvallah. Onun için de biraz tedirgin. Yok yok, 7 olabilir abi, 7, ama saymadım 7 defa. Yani. Yani belki ve onun dışında da dünyayı dolaştığın. Evet abi, gezi programı. Gezi programları yaptın. Yani senin bunu devam ettirmen beklenirken farklı bir şey düşündün. Dedin ki bu kalıcı olsun. Değişti abi, çünkü izleyici profili değişti artık. Eskisi gibi değil. Mesela şöyle bir özelliğin de var. Hayati İnanç Hocam'la, Mehmet Emin Yıldırım Hoca'yla ortak, yani onlarla birlikte çalışmalar yaptın. Kitap çalışmaları oldu. Halbuki sen tek başına kendi adına kitaplar yapabilirdin. Bununla ilgili sadece bir kitap yaptın. Evet, biri diğerine mani değil diye düşündük. Allah cümlemizi korusun diye bir evet, kitabın. Evet. Ama onun dışında yani şey yapmadın, yüksünmedin ki ben niye tek başıma böyle bir çalışma yapmayayım deyip Hayati İnanç Hoca'yla, yo, niye diğer yapmayayım? Hocalarla. İyilerle adımız geçsin istedik ya. Yani Muhammed Emin Yıldırım Hocam herkes için siyer. Bence bugüne kadar sosyal medyada yapılmış en kıymetli işlerden biri. Yani Allah'a hamd ediyorum bize bunu nasip ettiği için. 35 metrekarelik bir odada yaptık biz onu ama anlık bazen 58 bin izleyiciye ulaşıyorduk. Yani bu o zaman bile, yani 3 sene öncesinden bahsediyorum, olağanüstü bir rakamdı. Ve o kitaplaştırılmalıydı bir şekilde. Şimdi İlmin sahibi Muhammed Emin Yıldırım Hocam'dı. Ben sadece soruları soruyordum yani. Hı. Şimdi onu kendi adımla çıkarmak o hadsizlik olurdu yani. Hem ne olacak ki? Yani Muhammed Emin Yıldırım Hocam da bu vesileyle belki hiç bilmediği, onu hiç tanımayan insanlara ulaşmış oldu. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Ve yani. Sen de özel siyer dersi almış oldun. Elhamdülillah. Süper oldu. Hayati İnanç Hocam'la evet, edebiyat evet, yönünden dersler aldım. Evet, evet. Elhamdülillah. Bu şimdi, çok büyük nimet. Bu sorularımın tamamı neden? Yani puzzle'lar birleştirirsek gençlerin teveccühü var. Yani hem kanalına hem sana. Hı hı. Dolayısıyla da bir örnek, numune, bir timsal. Ama bu yetişmesi öyle kolay bir şey değil. Yani karar verdim ben sahne programı yapacağım. Karar verdim ben bir kanal açacağım hiç diye. Öyle değil abi. Öyle değil. Çok çalışıyorsun. Yani başarının altında yatan etken, haşa zekanı ölçebilecek bir şeyim yok. Ama çok çalıştığına şahit olan birisi olarak diyorum. Başarın çok çalışmanla alakalı. Evet. Düşünmenle alakalı. Şimdi gençler, gençlerin ilgisi. Sen dedin ya, iftarda biz çok kalabalık oluyoruz. Sahuru yapmış olsaydın o iftar kalabalığı yine burada olurdu. Yok belki. Bekir abilerini görmek için gelirlerdi. Sağ olsunlar. Evet. Nasıl bir gençlik? Biz bazen böyle ne yapacağız bu gençlikle falan diye çok oturup konuştuğumuz şeyler oluyor. Bekir Develi olarak sen gençlerle çok fazla üniversite programları da yapıyorsun. Onlarla çok fazla içli dışlı olduğun için nasıl bir gençlik görüyorsun? Ramazan ayında özellikle nasıl bir gençlik görüyorsun? Abi şöyle, bu gençlikle alakalı mevzular televizyonlarda sıklıkla konuşuluyor, sosyal medyada. Evet. Ya bu ne olacak bu gençlerin hali diye. Bence bu soru doğru bir soru değil. Bence doğru soru ne olacak bu yetişkinlerin hali? Biz nasıl eğittiysek, ne anlattıysak çocuklar bir şekilde öyle büyüyor ve yetişiyor. Eğer Allah bizim için özel bir imtihan murad etmediyse. Dolayısıyla çocuğa gerekli zamanda, doğru zamanda doğru şeyi vermeyip 16-17 yaşına geldiğinde sanki uzaydan yanına ışınlanmış gibi ya bu çocuk niye böyle oldu diyen şaşıranlara da ben birazcık şaşırıyorum yani. Bu bir. İkincisi, gençliğe merhamet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim inisiyatif bünyesinde yaptığımız yürüyüşlerin %80'i gençler. Geliyorlar, sahipleniyorlar, bizimle beraber bağırıyorlar, slogan atıyorlar, simit dağıtıyorlar, hurma dağıtıyorlar. 15 Temmuz'da sokaklara baktığınızda sokaktakiler genç idiler. Dolayısıyla ben bir gençlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bizim gençlerimiz bizim yansımamız abi. Haksızlık edilmemesi ve merhamet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şeyi doğru kıvamında ve doğru zamanla anlattığınızda gençler bunu alıyorlar, dinliyorlar ve saygı duyuyorlar. Ve fakat iletişimi biz doğru kurmayı beceremediysek
O zaman kendimizde de sorunlu. Yani şu an internet bağımlılığı çok konuşuluyor mesela. Sorsun izleyenler kendilerine, çocuğun eline telefonu ilk veren kimdi? Çocuğun eline tablet, bilgisayarı ilk tutuşturan kimdi acaba? Bizdik. Yani sonrasında o çocuk oraya bir bağımlılık kesbetti ve biz orada doğru içerikler gösteremedik. Aslında YouTube kanalı açmamızın sebeplerinden biri de buydu. Çocuklarınızı sosyal medyadan uzak tutun demek çok geçici bir çözüm abi. Evdeki interneti keserek baş edemezsiniz. Çünkü en yakın kafede sınırsız internet var. O çocuk oraya girecek. Önemli olan orada nasıl var olmasını, gerektiğini çocuğa doğru bir şekilde anlatmak. Şimdi biz çocukların sosyal medyaya girmesinden şikayet ediyoruz da sosyal medyada çocuklara yönelik doğru içerikler üretiyor muyuz acaba? Acaba bunun için ne kadar kafa yoruyoruz? Acaba kendi sözlerini dikkate aldığımız, ufkuna iman ettiğimiz, güvendiğimiz kaç kişinin sosyal medyada ne kadar içeriği var acaba? Yoksa sadece maksada matuf belli açıklamalar yapmak için kullanıp orada gençler varmış, hadi burada da bir dokunalım deyip geçiştiriyor muyuz? Yoksa ciddi içerikler üretiyor muyuz? Geçen sene 2023 yılında YouTube'a 32 milyar 500 bin video yüklendi abi. Bunu günlük olarak hesaplayın. Yani günlük neredeyse 30-40 bine tekabül ediyor. Her biri 10'ar dakika olsa oturup izleseniz 260 küsür gün video izlersiniz. O da bir günde YouTube'a yüklenen içerik sayısı. Dolayısıyla sadece kendini bilmezler ya da hamakat ehli çocuğunu bir başkasının yetiştirmesine göz yumar. Bugün mesela Gazze çoklukla konuşuluyor, sıklıkla konuşuluyor. Evet, doğrudur, hakikattir, konuşulmalı, gündemde tutulmalı. Ama Gazze için bir şey yapmak isteyen herkes Gazze'nin yandaki odada elinde tablet bilgisayarıyla ya da telefonuyla oturduğunu bilmeli. Gazze aslında çok yakınımızda. Manipüle edenle edilen, oradan çocuk manipüle ediliyor. Yani sen onu doğru anlatmazsan Gazze'yi, çocuk onu YouTube'dan öğreniyor, sosyal medyadan öğreniyor. Hani şöyle bir söz vardır. Bir neslin geleceğini bir önceki nesil belirler. Aynen öyle. Anne baba aileden başlıyor, evden başlıyor. Aynen. Onun için gençliğimizle ilgili umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ben asla umutsuz değilim. Nasip olursa birazdan Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak. Ardından tekrar döndüğümüz zaman Filistin inisiyatifi ile ilgili yapmış olduğun çalışmalar, tamam. Böylelikle biraz da Gazze ve Ramazan-ı Şerif'in kardeş kıldığı, aynı sofranın etrafına oturduğumuz müminler, Müslümanlar, kardeş olması gereken Müslümanlarla ilgili biraz Çok konuşuruz. memnun olurum abiciğim. Sevgili izleyiciler, çok kıymetli kardeşim, dostum, sevgili Bekir Develi ile birlikteliğimiz devam ediyor. Sahur Bereketi programı. Ama bildiğiniz üzere hem hayatımıza hem sahurumuza bereket veren Allah Teala'nın ayetleri, kelam, bir Kur'an iklimi. Şimdi Mustafa Altın hocamın Aşr-ı Şerifi ile yine bereketlenmeye çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemu ennemel hayatud dünya le'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ف
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
sadakallahul azim. Sevgili izleyiciler, TRT 1 ve Radyo 1'den yayınlanan Sahur Bereketi programımız devam ediyor. İstanbul için imsak vakti diyeceğimiz ana kadar, yani yeni günün orucuna niyet edeceğimiz ana kadar yine sevgili Bekir Develi ile birlikteliğimiz devam ediyor. Bekir, yaklaşık 80 yıl önce Holokost bir daha olmayacak diye adeta dünya söz verdi. Evet. Bunu yaşayan millet, yani o Holokost'un kurbanı olan insanların daha da geriye giderek bir milletin kendisine gönderilen peygamberleri, çünkü dini bir vecibe gibi her yaptıkları hareket, peygamberlerini örnek almaları beklenir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan, Firavun'un zulmünden onları çıkarıp Allah Teala'nın yardımıyla Kızıldeniz'in ayrılması ve onların oradan çıkması. Efendim, işte Hazreti Davud Aleyhisselam'ın elindeki sapan. Şimdi bu tür şeylere baktığınız zaman geçmişinde yaşadığı acıları bilen bir milletin onları bir başkasına yapıp kendisi firavunlaşması, kendisi calutlaşması, yani bu nasıl izah edilir bilemiyorum ama bu böyle bir soru olarak kalsın. Buna karşı 5-6 yıl, yani Ramazan'a girmeden önce Allah Teala bir 2 ay daha verir bize. Recep ayı, Şaban ayı bize Ramazan-ı Şerif'i hazırlar. Mübarek 3 aylar deriz. Bu atmosferi beklerken adeta 3 aylardan önce, 2 ay önce bir adeta soykırım başladı. Bir yepyeni bir holokost. Buna karşılık da tabii her müminin göstermesi gereken bir reaksiyon, bir amel. Efendim, 2 milyarlık bir İslam alemi ve 8 milyarlık bir dünya, çok ilginç sonuçlar oldu. Yani hiç beklemediğimiz milletlerin sahip çıkması, ama buna karşı İslam alemindeki sessizlik. Filistin inisiyatifi Türkiye'de çok önemli işler yaptı. Ve bunlara sadece sen sosyal medya hesaplarından yazı yazarak yetinmedin ve inisiyatifin birçok programında da yer aldın. Filistin inisiyatifi olarak neler yaptınız? Efendim, Filistin inisiyatifi ne yapıyor ve bundan sonraki düşünce ne? Evet. Abi, 7 Ekim'de ilk o hastane bombalandığında biz kendimizi can havliyle İsrail konsolosluğunun önüne attık. Ve oraya gittiğimizde mesela bir kardeşim Nur Hak'tan'ın orada olduğunu gördüm. Merve Gül Cemal can havliyle yetişmek üzere yola çıktı. Arabasını pert etti. Kafa kafaya girdi bir arabayla. O gidildi, oradan alındı vesaire. Ümit Sönmez abinin, Tülay Gökçümen ablanın, yani aslında İsmail Halis'in, Ersin Çelik'in, Nuriye Hanım'ın bir şekilde orada olduğunu gördük. Yani herkes kendini oraya attı ama kimsenin bir diğerinden haberi yok. Sonrasında Allah razı olsun Tülay ablanın da fikriyle, ya dedi, bir araya gelelim. Bakın, aynı anda aynı yerde buluşuyoruz. Demek ki aynı derdi taşıyoruz. Allah rızası için Mescid-i Aksa özgür olana kadar biz mücadele edelim. Elimizden ne geliyorsa o şekilde yapalım diye. Abi, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 Peygamber Efendimiz'den 20'sinin orada o 11.400 metrekarelik alanda bir hatırası var. Müslümanların ilk kıblesi. Hatta Mescid-i Nebevi oraya göre ayarlanmış ve inşa edildikten 18 ay boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashab-ı Kiram oraya doğru ibadet etmişler. Düşünün. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi soruluyor. Deniyor ki, eğer itikafa girecek olsaydınız mesela, tam şu zamanın hikayesi, nerede girmeyi tercih ederdiniz? İbadet maksadıyla ziyaret edilecek 3 mescit var. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Mescid-i Aksa'da girmek isterdim. Neden diyorlar? Diyor ki, Mescid-i Haram'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bazı peygamberlerin izi var. Mescid-i Nebevi'de sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıraları var. Oysa Mescid-i Aksa'da hem Resulullah'ın hem de 20 peygamberin daha hatırası var.
Orada kalmak isterdim. Orada girmek isterdim diyor. Hatta 7 Ekim'den sonra biz şunu gördük. Ben Siyer'de şöyle bir şey okumuştum. Ashab-ı kiramdan mücahit bir grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar ve diyorlar ki, hani bazen Hazreti Ali diyor ya, bazen bedevi meşrep sahabiler gelirdi ve bizim sormaya çekindiğimiz ya da hicap duyduğumuz şeyleri dandun sorarlardı ve biz sevinirdik diyor. Hani biz de merak ediyorduk ama sormaya cesaret, onlar rahat sorarlardı, biz de ilgiyle dinlerdik diyor. Bir gün böyle mücahit bir grup geliyor Allah Efendimiz Aleyhisselam'a. Diyorlar ki ya Resulallah, sen şimdi bize hani cihadı emrediyor Kur'an-ı Kerim, sen de bizi teşvik ediyorsun, biz gidiyoruz. Diyelim ki diyor bir tanesi, farz-ı misal, yeryüzünün her tarafına daldık ve atımızın ayağına ulaştığı her yer Allah'ın ismini taşıdık. Artık yer kalmadı. Bütün dünya Müslüman oldu, İslamlaştı. Sonra biz ne yapacağız diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yeryüzünde Allah'ın adını her noktaya yaydığınıza emin olduğunuz andan sonra Mescid-i Aksa'ya dönün. Çünkü orada cihat kıyamete kadar devam edecek. Şimdi burada cihat dediğimizde aklımıza işte eli kılıçlı, işte böyle asabi Müslüman tipolojisi gelir. Çünkü bu tipoloji çizildi gözümüzde. Özellikle son yıllarda bu çok sıklıkla yapıldı. Oysa cihat tanımında ben şeyi çok severim. Cihat diyor, İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. Bunu ama bir televizyon programı ile yaparsınız, ama bir yazdığınız kitapla yaparsınız, ama insanlara hakikati anlatarak yaparsınız, ama bugün namaza başlayarak yaparsınız. Bu da bir cihattır. Eğer İslam ile insan arasında bir engelse namazsızlık, ki öyle, o zaman bunu kaldırmak da bir cihattır. Biz bu gerçeklikle 7 Ekim'de yüzleşmiş olmanın aslında bir anlamda üzüntüsünü yaşıyoruz. Yani hepimiz, ben de. Ha yani hadisenin 7 Ekim'de başlamadığının bilincinde olduğunuz için Evet. harekete geçtiniz. Evet, biz de yani biz de bizim boykot gibi gündemimiz yoktu abi. Biz Filistin inisiyatifini kurmak için neden 7 Ekim bekledik ki abi? Yani daha önceden illa önümüze onlar 20'şer çocuk cesedi mi serilmesi gerekiyordu bizim Mescid-i Aksa'ya dair toplum önüne çıkıp iki kelam, iki çift laf etmemiz için? Böyle bir dertle gezebilmek için illa bizim kardeşlerimizin öldürülmesi mi gerekiyordu? Yani 7 Ekim'de böyle bir söz verdik. Dedik ki, ne olursa olsun, her ne olursa olsun, Mescid-i Aksa özgür olana dek biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Ama yarın ateşkes olur, ama başka bir şey olur, önemli değil. Bizim için hedef Mescid-i Aksa'nın özgür olması ve orada Müslümanların omuz omuza fetih namazı kılması. Çünkü şunu öğrendik ki, bir şeyi esas meselen yapmadığın zaman o günlük gelişmelerle unutuluyor. Hayat o kadar hızlı çarklar dönüyor ki sizi arada sıyırıp çekiyor ve asli gündeminizden uzaklaşıyor. Bakın abi, her Ramazan yaşadık. Siz de yaşadınız, ben de yaşadım, çünkü bir şekilde ekranın önündeydik. Her Ramazan-ı Şerif'te mutlaka bu Siyonist katiller Mescid-i Aksa'ya girerler. Orada ayakkabılarıyla, postallarıyla basarlar halılara ve bu bizim iftar programlarımızda ya da sahur programlarımızda mutlaka gündeme gelirdi. Peki o zaman ikimiz de bu medya sektörünün içindeyiz. İkimiz de bu işi yapıyoruz. Şunu desek hata etmiş olur muyuz? Demek ki Mescid-i Aksa'yı ne zaman konuşacağımızı biz karar vermedik. Bir şekilde onlar saldırdılar ve biz o zaman Mescid-i Aksa'yı konuştuk. Bu bir acziyettir. Biz kendi meselemizi, ümmete ait bir meseleyi birilerinin saldırmasına gerek kalmadan gündemde tutacak güce, ferasete, imana ve bakış açısına sahip olmalı değil miydik? Yani Olmalıydık. gündemimizi kendimiz belirlemeliyiz. Biz kendimiz belirlemeliydik. İlla bir yerden saldırı gelmesi gerekmiyordu. Bu bizim asli gündemimiz olmalıydı. Ve fakat böyle olamadı. Yani son geldiğimiz tahlilde 13.500, 14.000 çocuk öldürüldü abi. Bak şimdi burada müsaade edersen bir parantez açmak istiyorum. Her nerede olursanız olun, yüzünüzü, yönünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Allah Teala'nın emri. Biz Harem-i Şerif'e yöneldiğimiz zaman aslında Harem-i Şerif'ten Kudüs'e giden bir yolun varlığını biliyoruz. Ve o yolu Allah Teala son peygamberine yürüttü bir İsra gecesiyle. Kabe-i Muazzama ile Mescid-i Aksa arasında Allah Teala bir yol yaptı ve son peygamberini o yolda yürüttü. Biz her Kabe'ye yöneldiğimiz zaman aslında Mescid-i Aksa'ya da açılan bir kapı olduğunu hep hatırımızda tutmalıydık.
Ama bunu yapmadık. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde orada namaz kıldıkları vakit kıblesini hep Hacer-ül Esvet'e doğru belirleyip oradan bir çizgi çektiğinizde Hacer-ül Esvet'in olduğu köşeden direkt Mescid-i Aksa'ya geliyor. Hep öyle namaz kıldığına dair bir rivayet tabii okumuştum. Ortaya alırmış Kabe-i Muazzama'yı. Aynen öyle ki orası da görünsün diye. Evet. Dolayısıyla ben burada biz sabahtan akşama kadar burada Siyonistlere atıp tutabiliriz ve insanlar da bize katılır. Ve fakat aynada dürüst bir şekilde kendimizle yüzleşmediğimiz sürece burada gerçek netice alamayacağımızı düşünüyorum. Hani bir boykot süreci başlatıldı. Dendi ki şu deterjanları, şu melanet şerbetleri, şu kahveyi boykot edelim diye insanlara yaydık. Sonrasında boykot süreci başlayınca kamuoyunda bazıları şöyle şekva ettiler. Dediler ki bu ülkenin yerli milli üreticileri nerede kardeşim? Üretsinler ya, bir deterjan üretemiyor muyuz? Bir gazoz üretemiyor muyuz? Bir içecek üretemiyor muyuz? Ürettiler Ali abi. Bu ülkenin yerli milli üreticileri o deterjanı da üretmişti. Milyonlarca lira sermaye harcayarak kendilerini o global marketlerin raflarına sokturmuşlardı. Ama tutunamadılar. Neden abi? Biz tutmadık. Biz dönüp bakmadık çünkü. Biz elimizdeki o Siyonist ürünle memnunduk. Bizim öyle bir derdimiz yoktu. Biz rağbet etmeyince bu insanlar silinip gitti. Hiçbirimizin ama hiçbirimizin o müteşebbislere bir şey söylemeye hakkı yok. Yani eğer burada gerçek bir yüzleşme yapacaksak geçip aynanın karşısına biz 7 Ekim'e kadar neredeydik diye samimane, ben kendi nefsime de söylüyorum bunu, samimane bu soruyu sormalıydık. Biz bir saldırı olmadan da YouTube kanalımızda Mescid-i Aksa'yı konuşuyor olmalıydık. Biz hiçbir şey olmasaydı da bir Ramazan programının en az 3 gününü Mescid-i Aksa'ya hasretmeliydik. Doğu Türkistan'ı konuşmalıydık. Afrika'da, Kongo'da yapılan zulümleri, vaktiyle yapılan zulümleri konuşmalıydık. Biz bunları anlatmadığımız için şimdiki nesiller başka başka sorular soruyorlar bize. Orada öldürülen, yani eğer siz bir bahanenin arkasına sığınmak isterseniz şeytan size o argümanı üretir ve verir. Hangi bahaneye sığınmak istiyorsunuz? Gazze'de olanları görmezden gelmek için. Onlar topraklarını sattı. Tamam, buna sığınabilirsin. Tutun buna. Bu Arapların meselesi dersin. Buna tutunabilirsin. Onlar da Osmanlı'yı sırtından vurdu dersin. Buna da tutunabilirsin. Fakat bütün bunlara tutunuyor olmaklığın, orada öldürülen 13 bin çocuğun, bebeğin ne günahı vardı sorusuna vereceğin cevap senin vicdanını rahatlatacak mı? Orada koyunlara, kuzulara uzaktan ateş edildi. Yani bugün yayına çıkmadan evvel Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Orada mutfak yardımı için giden bir gönüllü grup vuruldu biliyorsunuz. 7 evet. kişi öldürüldü. Biri Polonyalı, biri Avustralyalı, biri İngiliz, öteki Amerikalıydı. Ötekilerin diğerlerini hatırlamıyorum. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Daha 2-3 saat önce dedi ki bugüne kadar olan biten şeyde, o hadiselerde kasten gönüllü elçilere suistimal niyetiyle saldırıda bulunulmadı. Bugüne kadar böyle vaka olmadı. Bunun da kazara gerçekleştiğine dair inancımız kuvvetlidir gibisinden bir açıklama yaptı. Şimdi eğer sen buradaki adaleti zaten oradan bekliyorsan, evet, zaten yarı yolda kalacağın açık. Ve bütün şikayetler, işte dünya nerede, adalet nerede, uluslararası hukuk nerede diye bir Müslüman bunları şikayet ediyorsa, sen neredesin? Önce bunu sormak lazım. Ben neredeyim? Ya yürüdüğünüzde ne oldu? Bir şey olmadığının pekala farkındayız. Biz Filistin inisiyatifindeki kardeşlerimiz, gönüllü kardeşlerimizle beraber yürüyerek büyük bir sorunu çözmediğimizin pekala farkındayız. Boykot ederek dünya sermayesinin belini kırdığımıza da inanmıyoruz. Ve fakat bütün bunları niçin yapıyoruz? Kendimize olan saygımızı kaybetmemek için yapıyoruz. Müslümanız, bir şey yapmamız gerekiyor. Yani her şeyi çok rasyonel düşünülür hale geldik biz son yıllarda. Bunu yapınca ne olacak? Aynı kişileri Bedir istişaresine gönderseydik belki diyeceklerdi ki ya Resulallah 300 kişiye 1000 kişi gidiyoruz. Bu çok mantıklı bir fikir mi diye belki onu bile caydırmaya çalışacaklardı. Ama bu böyle değil. Biz üstümüze düşeni yapmakla mesulüz. Sonuçtan mesul değiliz. Süreçten mesulüz. Ben çocuğuma diyorum ki bugün yürüyüş var. Hadi gelin oraya gidelim. Bir çocukları şey da yapalım. Götürüyor musun? Yani götürmek istiyor. Götürmeye çalışıyorum çocuklarımı. Bir tanesi üniversitede okuyor. Hı-hı. Ama katılıyoruz biz bu programlara. Çocuklar geliyor. Minik minik çocuklar. Bizi babamız Mescid-i Aksa için yürüyüşlere götürmedi. Ama şu an bir nesil
bununla beraber yürüyor, bununla beraber büyüyor. Eğer boykot işi, bütün samimiyetimle söylüyorum, eğer boykot işi çocuklarla mahdut olsaydı, Türkiye'deki birçok Siyonist firma kepengi kapatıp gitmişti. Kendi torunlarınızdan, evlatlarınızdan bilirsiniz. Onların hepi topu bir hamburgeri, bir şekerlemesi vardı. Çocuklar bundan vazgeçtiler abi. Ama biz hala ve hala alışkanlıklarımızı terk edemiyoruz. Şey diyor, içeceğim bir kahveden ne olacak ki? İçeceğim bir kahveden hiçbir şey olmayacak belki. Ama oruçluyken yediğim bir nohut tanesi belki karnını doyurmayacaktır. Ama orucunu bozacaktır. Bu bir duruştur. Biz bundan rasyonel bir fayda beklemiyoruz. Kitle olarak 80 küsür milyon olarak yaparsak elbette bunun bir faydası olacaktır. Peki sen söyle o zaman, ne yapalım? Tamam, yürüyüş yapmayalım, boykot da yapmayalım. Ne yapalım söyle bana. Şunu yapalım de. Samimi söylüyorum, biz buna inisiyatif olarak da varız. Bunu yapmaya da hazırız. Yani 3'e ayrıldı bence. Çok mu konuşuyorum? Yok, estağfurullah. 3'e ayrıldı 7 Ekim'den beri kamuoyu. Gözlemlediğim kadarıyla. 1- Gamsızlar. Bunlar ne olursa olsun kendi gündemlerini değiştirmiyor. Ne olursa olsun şehit haberi geliyor, Gazze yanıyor. Onların kendi gündemleri var. Kendi gündemlerini değiştirmedikleri gibi senin gündemini değiştirmeye gayret gösteriyor. Evet. Birinci grup gamsızlar. İkincisi dertliler. Yani dertleniyorlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu kıymetli bir grup gamsızlara nispeten. Ama kullanışlı bir grup değil eğer değerlendirmezsen. Yani ben size sorayım. Akşam eve oturuyoruz, açıyoruz sosyal medyayı ve oradaki insanları nasıl acı çektiğini görüyoruz ve ağlıyoruz. Rasyonel olarak sizin evde ağlıyor olmanızın Gazze'ye bir faydası var mı? Yok. Yok. Belki Allah merhamet eder gözyaşınız hürmetine ama rasyonel bağlamda bir faydası yok. O zaman bizim diğer gruba ihtiyacımız var. Kim o? Gayretliler. Gayret edenler. Bakın, bunlara muzafferler demiyorum. Zafer Allah'tandır. Biz gayret etmekle mükellefiz. Biz gayret ediyoruz. Çıkıyoruz ve yürüyüş yapıyoruz. Çok net söylüyorum. Bu yürüyüş sonunda ne olduğu umurumda değil benim. Benim umurumda olan orada o anki gündemden uzak, kendi dükkanda işini yapmaya çalışan esnafa Gazze'de insanların halen öldürülüyor olmaklığını hatırlatmak. Allah tesirini bir şekilde halkedecektir. O benim meselem değil. Benim meselem yürümek. Doğru mu abi? Tabii. Benim meselem anlatmak. Dertlenmek. Aynen. Yani öyle. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmek. Aynen bir öyle. De, bu Müslüman, yani Allah Teala'nın kardeş kıldığı bir Müslüman. Evet. Ve şu an 8 milyar insana şu sorulsa, dense ki şu dünyada istemediğin, korktuğun, korkunu bana söyle dese... Kimi diyecek ki annemi kaybetmekten korkuyorum, kimi babamı, kimi evladımı, kimi işimi, gücümü, evimi. Kim 8 milyar ne sayarsa saysın tamamının yaşandığı coğrafyadır şu an Gazze. Aynen öyle. Kur'an'ın belki canlı olarak tefsir edildiği yerdir. Evet. Şu an izleyin o insanların tepkilerini. Çocuğu yüzünü kapatmış, mücahit bir çocuğu. Kadın diyor ki aç yüzünü, sen utanılacak bir şey yapmıyorsun diyor. Aç görsünler yüzünü diyor. Çamaşır yıkayan bir kadını kamerayla yaklaştılar. Kadın çamaşır attı, ayağa kalktı. Niye çekiyorsun bunu dedi. Şey mi diyeceksin, bakın ne hallerde. Biz şikayetçi değiliz halimizden dedi. Biz şikayetçi değiliz. Çek, bunu çekeceksen bu söylediklerimi çek dedi. Biz dedi Cenab-ı Allah'a tevekkül etmişiz dedi kadın. Ben soruyorum, esaret altında olan şu an onlar mı? Yoksa gıkını çıkaramayan 56 İslam ülkesi mi? Net bir şekilde bir duruş koyamayan, ne yazık ki, ne yazık ki ve ne yazık ki derde derman net bir şey yapamıyoruz şu anda. Gözümüzün önünde bir millet yok ediliyor abi ve Allah bunu sorar. Allah şimdi bunu soracak. Şimdi gelelim ona. Şimdi biz sabahtan akşama kadar çok dikkat ediyoruz. Orucumuz bozulmasın diye. Neden? Çünkü Allah Teala bizi görüyor. Evet. Bizi orucu yiyip yemediğimizi ya da bozup bozmadığımızı gören Allah Teala aynı anda Gazze'de yaşananları da görüyor. Evet. Ve Gazze'de 13 bin bebeğin, çocuğun Ramazan öncesi bombalarla öldürüldüğü ama Ramazan boyunca da açlıktan dolayı öldüğünü de görüyor. Allah Teala'nın haşa sadece seyredeceğini düşünmek çok büyük bir talihsizlik olur. Evet. Allah Teala mutlaka müdahale edecektir. Ama o müdahale ederken ben şöyle diyorum katıldığım programlarda. Şimdi yani babamı tanıyorum. 3 kardeşiz ama 7 kardeş olsaydık
ve en küçüğümüz kapının önünde yüzü gözü kar içinde olsaydı ve biz de etrafında, o kardeşimizin etrafında olsaydık, babam gelseydi, soracağı üç soru vardır her babanın. Birincisi, ne oldu? İkincisi, kim yaptı? Üçüncü soru en büyüğedir. Sen neredeydin? Kardeşine bu yapılırken, sen neredeydin, sen neredeydin, sen neredeydin? Bütün evlatları bu faturayı öder önce. Evet. Sonra yönelir baba çocuğuna kim ne yaptıysa. Evet. Bize bu duyguyu veren Allah Teala. Evet. Eğer Allah Teala Gazze'ye müdahale ederken böyle bir şey yapacaksa, o zaman 2 milyar insanın titremesi lazım. Evet. Yani Allah Teala o zaman işte bir deterjan ya da herhangi bir içeceğin anlamı o zaman ortaya çıkıyor. Evet. Allah-u Teala'nın elbet adaleti tecelli edecektir. Fakat bu beklenti, bu umut bizim tembelliğimizin bahanesi olmamalıdır. Yani biz bu esnada ne yapacağız? Öncelikle oturup gerçekten bununla yüzleşmek gerekiyor. Abi 13.500 çocuk öldürüldü orada. Benim çok zoruma giden bir şey söyleyeyim size. Yani benim izzetime dokunan, hatta süreci şöyle hatırlatayım. Bir ara şu haberler düşmüştü. Kedi mamalarını, köpek mamaları öğütülüyor. Buldukları bir avuç unla birazcık zenginleştirilip ondan ekmek yapıp yeniyor haberleri yayıldığında airdrop hadiseleri başladı. İşte Fransa ve Ürdün yine Siyonistlerin bilgisi dahilinde havadan yardım bıraktılar. O görüntüleri ilk izlediğimde kalbime bir ferahlık geldiğini hissettim önce. Yani içimden dedim ki oh elhamdülillah. Sonra dedim ki dur bir dakika ya, Sen buna mı elhamdülillah diyorsun? Yani evet, şükürler olsun yine. Hani yiyeceğe kavuşmuş olmaları çok kıymetli ama peki biz başını gökyüzüne kaldırıp Fransa'nın atacağı ekmeği bekleyerek ya da o ekmeğe kavuşmuş olmakla teselli olacak insanlar mıyız dedim ya. Yani biz bu hale düşecek bir millet miydik, bir ümmet miydik? Yani buna şükrediyoruz ama şükrettiğimiz şeyin niteliğini de oturup birazcık düşünelim. Dolayısıyla gerçekten abi, gerçekten ben toplumumuzun, kamuoyunun ve dünya Müslümanlarının samimane üzüldüğüne adım gibi eminim. Ve fakat bu hüznünü sizi harekete geçirmiyorsa, inanın bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bir video anlatayım, eminim izlemişsinizdir. Bir baba evladını, çocukların izlediğini bilerek, estetize ederek anlatacağım. Bir baba evladını bir market poşetinde taşıyordu. O adam diyor ki bunun daha kötüsü var diyor. Çocuğu market poşetinde. Daha kötüsü ne olabilir diye düşünüyorsun. Adam diyor ki bir odada diyor çocukları bir arada yatırıyoruz diyor. Ne de olsa çocuk. Bir odada 13-14'ü bir arada yattığı zaman bir şekilde oyuna da dalıyorlar. Füze seslerini duymuyorlar, bomba. Teselli buluyorlar. Asıl diyor öyle bir oda vurulduğu zaman sıkıntı. Ben benimkini bir tamam topladım diyor. Ertesi gün elinde 13-14 tane poşet olan anneyi görüyorsunuz toplamaya çalışırken diyor. Abi bunu bizim kayda almamız lazım. Bunun arşivlenmesi lazım. Bunun gelecek nesillere anlatılması lazım. Ve sadece bu değil, bununla gerçekten yüzleşmemiz lazım. Yani oruç tutuyoruz kıymetli, teravihlere gidiyoruz, mukaveleler okuyoruz. Ama şu an yüzleşmemiz gereken şey en az tuttuğumuz oruç kadar kıymetli. Ve ben inanıyorum, hani az önce dediniz Allah bundan haberdar. Bir hanım geliyor, eşini şikayet ediyor Ayşe annemize ya. Ayşe annemiz de diyor Resulullah gelsin. O da bileniyor herhalde biraz. Sen bunu ona anlat diyor. Mescidin kenarında artık mesele neyse fısıldayarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. Rivayet ediliyor ki Ayşe annemiz diyor ki ben duvarın hemen arkasındaydım. Dikkatle de dinledim. Ama duyamadım diyor. Bunun üzerine ayet iniyor. Allah sizi duydu. O fısıldayanları sizi duydu diyor. Allah tabii ki duyuyor. Allah tabii bir ki. Bir şey ekleme yapayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz emirül müminin olduğunda namaza giderlerken yanında sahabe efendilerimizle Hazreti Ömer duruyor. Bir kadın, yaşlı bir kadın yaklaşıyor. Hazreti Ömer'e bir şeyler söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu o kadar uzun dinliyor ki yanındaki işte tabiinden ya da sahabelerden kadına karşı yani
namaza gideceğiz. Namaz kıldıracak Ömer. Yolumuzdan alıkoydu. Yani bir çabucak bitirse filan diye. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle tutmuş eliyle anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hiç doğrulmuyor, düzelmiyor. Ve en son bittikten sonra o gidince soruyorlar ki ya Emir el-Mümin'in çok anlayışlı davrandın, yani namaz gecikti. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki o kadın kim? O kadın kim biliyor musunuz? O kadın bir gün derdini Resulullah'a anlattı ve Allah o kadının sana söylediklerini Allah duydu. Allah'ın duyduğu, Efendimizin dinlediği kadın. Vallahi o ne zaman gitseydi ben o zaman bırakırdım onu dinlemeyi. Şimdi buradan yürü. Madem oradan örnek veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir namaz vaktinde, cehri kıraat yaptığı bir namaz vaktinde, ya sabahtır ya akşamdır ya yatsıdır, kısa ayetler okuyor değil mi? Zamm-ı Sure. Ve namazı hızlıca bitiriyor. Ashab-ı kiram geliyor ve diyorlar ki ya Resulallah, siz çok kısa okudunuz, böyle yapmazdınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben okurken arkada çocuk ağlama sesi duyuyordum. Belki emzikli bir kadının çocuğuydu. Belki annesini özledi ve annesi de belki cemaatteydi. Onları birbirine kavuşturmak için namazı uzatmadım diyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bugün boyları kendisinden büyük füzelerle katledilen 13.500 çocuğu görse ne derdi acaba abi? Bunu romantik bir argümanmış gibi anlatmak bizi B'den A'ya götürmez. Bunu hayatımıza geçirmek, belki bu konuda Türkiye'de en son konuşacak insanlardan biri benim. Bunun da pekala farkındayım. Ama mesleğim icabı, bizi dinleyen insanların bizim üzerimizde hakkı var. Ben bunu kemal manada, kamil manada becerdiği iddiasında olan biri değilim. Ama o kadar az konuşan, o kadar az bununla dertlenen insan var ki, üzgünüm, ihale bize kaldı yani. İhale Dursun Ali abiye kaldı, ihale bana kaldı, ihale Merve Gülcemal'e, Ümit Sönmez'e, Nur Akdan'a kaldı. Üzgünüm yani. Keşke. Ben Filistin İnisiyatifi'ne, sana ve oradaki tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah dediğiniz gibi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kadar İnşallah. Siz, Allah size de hayırlı ömürler nasip İnşallah. Buyursun, güç kuvvet versin. İnşallah. Yalnız suyunu iç şimdilik, şimdilik son suyun çünkü. Ha, bu sette birazdan... bir şey içince sen günah işlemiş gibi hissediyorum. Tabii iftar programlarında. Bunu yapsam ertesi gün trend topik olur. Kendi yayınımda. Sevgili izleyiciler, nasip olursa yarın Hayati İnanç hocam Sahur Bereketi programının misafiri olacak. Bugün sürekli kulağımla oynuyorum. Efendim sevgili Bekir Develi misafirimizdi. Kendi mekanıydı ama sadece koltuk değişti. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim canım abi. Programa iştirak ettiğin için. Allah'ım. İnşallah hayırlısıyla da Ramazan sonuna kadar izleyicilerimize hitap etmeye Allah Teala nasip Allah buyursun. Ömer hocamıza da rahmet etsin. Onu evet, Ömer Döngeloğlu hocam başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm ölülerimiz için Allah Teala rahmet eylesin. Yaşayanlarımıza merhamet buyursun. Şimdi Ezan-ı Muhammedi ile birlikte program noktalanacak. Biz de kısa bir duayla Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim. Merhum İsmail Coşar hocamızı, ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Onun işte belki kıyamete kadar okuduğu Ezan-ı Muhammedi ile insanlar okuduğu Kur'an-ı Azimüşşan'la insanlar manevi bir atmosfer yaşayacak. Allah Teala amel defterini açık tutmuş. Gazze'de oruç tutmak zordur desem komik olacak. Gazze'de iftar açmakta, Gazze'de sahur yapmakta, Doğu Türkistan'da namaz kılmak zordur. Allah Teala Gazze'de tutulan oruçların, kılınan namazların, Doğu Türkistan'da tutulan oruçların, kılınan namazların hatırına bizim ibadetlerimizi de kabul buyursun. Amin. Allah Teala onlara da en kısa zamanda kurtuluş lütfeylesin. Amin. Bizi de hizmetkar eylesin. Amin. Yeni orucumuzu Allah Teala kabul buyursun. Amin. Kolaylaştırsın efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle sahur bereketinde Allah Teala'ya emanet olun efendim.